Merhabalar, ben Kötü Strateji ve Kasayı Sonun Yapayım bölümüne hoş geldiniz. 53. bölüm. Bu bölümler arasında ne yaptım diye soracak olursanız şurayla uğraştım biraz. Şunu slime planetleri ayrı bir yere aldım ve burası o iş. Evet, weed türemişti orada. O şey bir weed'ti. İyi ki buraya gelmişim. Ve yaklaşık bir haftadır bu dünyaya girmiyorum. Ve scanner'ımızı buraya taşıdım. Üstüne bir tane solar panel koydum ve Jillok gibi çalışıyor burada. Diğer yandan o wireless head-to-head'ünün çalışmaması sebebi şu an Efsun'daki bir bug ve valla. Bu nedir diye soracak olursanız biraz kurcalama sonucu bulduğum en verimli Aminet Applied Technology 6 Network Design'ı tabi şuradan da aşağıya inecek. Ve şimdilik burada sanki buradan bağlılarmış gibi duruyor fakat hepsi gelebilirsem bir tanesine. Nereden yerleştirmiştim ben bunları? Peer-to-peer tunnel'ları ben geri yerleştirmedim mi? Ona bakıyorum şu an. Evet, yerleştirmemişim. Burada tepeden mi yerleştirdim? Tamam. Şuradaki gibi peer-to-peer tunnel'lar olacaklar. Ve biraz araştırma sonucu keşfettiğim önemli bir olgu var. Pardon, onu hemen bir... Şuraya bir girişeceğim. Çok daha değişik bir düzen buldum. Ve bu beni bayağı bir kanal harcamaktan kurtaracak. Bu düzen nedir diye soracak olursanız sub networkler, yani alt network, minik networkler, mini minnacık networkler. Tabii bunları neden kaldırdım bilmiyorum. Alt networklerimizi nasıl yerleştireceğiz? İlk olarak bana lazım olan bir şey Dolly. Seni kapatabilirim. Ya da açık kal. Şurayı görmem lazım. Bunlar bu şekilde bir yerleşme sahip olacak. Oraya bir tane daha barrel gelebilir. Tamamdır. Şimdi düzenimiz tam olarak nedir? Sen gel. Şimdi interface'ler gelin. Interface demişim. Storage bus. Şuradan iki tane daha storage bus alıyoruz. Biraz daha storage bus'a ihtiyacım olacak. Tamamdır. Ve interface. Şimdi kablolar. Gelin bakalım. Tabii 7 tane hat döşememiz lazım bu durumda. Ona dikkat etmek lazım. Tabii ki de tasarruf. Cable. Smart cable değil. Tamam. Sen gel. Ardından black cable'lar. Şurayı bir kaldıracağım. Evet, burası gelsin böyle. Bunların düzenini ayarlayacağım birazdan.
Şimdi yapmamız gereken şey basitçe şu. Lucky bul gel. Buraya bir adet, birer adet interface koyuyoruz. Sonrasında da çok farklı bir renkte mesela Purple Smart Cable. Evet, sen güzelsin. Bunu yerleştiriyoruz ve hatta aklıma çok daha güzel bir düzen geldi. Dolly. Hayır. Bana gene mesaj geldi. Gene Karakal'dan. Daha su Karakal'dan değil, Mandalina Online'dan. Manu'ya selamlarımı iletiyorum buradan. Manuel su pompası. Çoğunlukla da o oluyor bu arada. Evet. Hani cidden abartmıyorum, çoğunlukla Manu. İlk mesajı atan. Evet. Storage buslar. Storage bus. Sarı. Siyah. Ardından interface'ler. Bir tane daha interface ihtiyacım olacak. Onu da hemen şöyle bir craft edelim. Tabii ki de şu hede-hödeler. Interface gel. Ardından sen de şöyle gel. Ve bunlara şöyle storage buslar yerleşsin. Aynısını şuraya da yapacağız. Öncelikle black cable'lar, yellow cable'lar, flux cable'lar, tamamdır. Sonrasında da interface, storage bus ve purple smart cable. Tamamdır. Hatta buna da gerek yok. Direkt flux cable kullanabilirim. Kablolar konusunda biraz araştırma yaptım bu arada. Elektriğim olmadığı o dönem. Elektrik problemi yaşadığım o ağır dönem. Kablolar konusunda bayağı güzel şeyler öğrendim. Şimdi. İlk olarak sen gel. Şöyle. Sonrasında yapmam gereken başka bir iş. Biraz daha uğraştırıcı bir iş kendisi. Düşünüyorum. Şimdilik şunu bir şuradan yerleştirelim. Size temsili bir biçimde göstereyim onu. Sonrasında asıl olayın nasıl bir şey olduğunu görün. Evet. Şimdi eğer buraya bakarsak, hayır, olmadı. Evet, neyi yanlış yaptık? Ters bir biçimde mi koydum acaba? Doğru. Subnetwork'e enerji vermek lazım. Orada da quartz fiber'lar devreye giriyor. Glass da yok. Evet. Glass'ım buradaydı sanırsam. Evet. Sertus. Nether quartz kullanalım. Glass'ım burada değildi.
zaman sen. Evet. Şunlar gelsin. Yani güzelce bir set quartz fiber yapalım. Yapayım. Bir önce multi smelter yapmak istiyorum. Ama önce şu AE Network Flash Energy 6-2'yi bir tam olarak öğrenmek istiyorum. Ondan sonra Quartz Fiber. 3 tane şimdilik iş görür. Gel. Sonra sen gel. Bir tane daha lazım, evet. Hatta buradan değil. X kablo. Evet. Networkler aktif oldu ve artık buradan baktığımızda gördüğünüz gibi şu arkadaşlara direkt buradan erişebiliyoruz. Ve buradan sadece bir tane smart kablo kullanalım. Kaç tane kanal kullandığımızı görmek için. Aktif olsun. Evet, sadece 4 tane kanal kullanıyoruz. 2 burada, 2 burada. Evet. Böyle bir sistemle çok daha verimli bir kanal kullanımı elde edebiliyorsunuz. Yani kısacası burada direkt tek bir dense kabloyu kullanırken şimdi bir normal 8'lik hattın yarısını kullanıyoruz. Ama tabii eğer şuraya bir smart kablo koyarsak ki FluX kablo araya güzel tampon olacaktır. Gördüğünüz gibi bu tüm kanalların hepsini kullanıyor. Yani kısacası şu interface bir kanal harcıyor. Yani kısacası bir tane depolama hakkımızı bir hat üzerinden bırakarak bize bir kanalda 7 tane birim depolama şansı veriyor bu sistem. Bunu neden daha önce öğrenmedim? Ben de kendime kızıyorum. Evet. Size de öğrendiğim gibi bunu gösterdim ve şu sinir bozucu şeyi kapatalım artık. Çünkü maintenance olayına geçtik. Sen git. Kanalları karıştırtıyorsun bana. Şurası açık kalsın, bu geçici çünkü. Burayı da gene kapadıktan sonra bu işimizi halletmiş olduk. Tabii burada daha makul bir sistem olarak sen açık kal. Evet, sen böyle açık kal. Çünkü sana hatta storage basıda koyalım. Ters koyduk. Shift'e basılı tutmayacaktık. Tamamdır. Evet. Şurayı da kapatalım. Buradan da şurayı kapatalım. Ve Black Granite Brick. Kalın da Black Granite Brick ile yapacağız. Voila. Çok daha mis gibi
Bir düzen. Hatta kapayabilirim şurayı çünkü bildiğiniz gibi fasatların arkasını görebiliyoruz. Bu arada illa fasatla kapatmanıza gerek yok. Forge mikrobloklarla da kapayabiliyorsunuz. Fakat fasatlarında şöyle diyor bir artısı var. Yani kısacası sistemi daha sonra kontrol et... Mikrobloklar hatta daha ucuz fakat sistemi daha sonra denetleyebilmek için bu çok daha mantıklı. Evet. Bu yeni kanal yönetimimiz bu şekilde yerleştirildi. Evet. Diğer yapmak istediğim başka bir şey... Bu arada ben test dünyasından çıkıp Peaceful'da unutmuşum. Evet, Peaceful'da unutmuşum. Ben de diyorum açlığım neden gitmiyor. Ve yemeğim de bitmiş. Carrot. 44 tane carrot'ım kaldı. Overworld'de daha var. Evet. O yüzden de arılarla uğraşamadım. Onlarla özel bir bölümde uğraşacağım. Bu bölümde başka ne yapacağız? Şunu denedik. Ve bu düzeni diğer her şeyde kullanıp çok daha verimli bir hat kullanacağız. Bu arada şu şekilde tıkladığımız takdirde enerji kullanımımızı görebiliyoruz. MJ olarak istemiyorum ben. EU olarak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 107 EU kullanıyormuş AE network'ümüz. Bu da depoladığı oran. Kullanıyor bayağı. Şu açık mı? Hatta şunu açtığımız takdirde ne kadar kullanıyor bir bakalım. Çok fazla değilmiş. Otomatikleştirdiğimizde bunu açık bırakabilirim her daim. Şuraya baktığımızda da bu var. Önceki bölüm gösterdiğimi bilmiyorum. Hemen bir Overworld'e gidelim. Tabii kitabın yerini unuttum. Evet. Overworld. Kitabın yerini değiştirdim ve şuraya ilginç bir şey yerleştireceğim. Valla. Bunu şu şekilde şuraya bağladım. Bunu göstermiş olmam lazım. Bu aradan geçiyor. Evet, şuraya da otomatik bir sistem döşeyeceğim ve şu lanet bak. Evet. Buraya yerleştireceğim şey. Benim çok sevdiğim bir hedehüdü. Şimdi bana iki tane stone lazım. Ardından Carpenter's Door. Ardından Hammer. Ve sevgili Overworld'ümüze gidelim. Evet. Ve bu kapıya şekil verelim. Direkt bu düz şekil ve iki tane stone. Voilà! Kapı var mı? Yok. Kapı var mı? Var. Evet, kitabı yönetmek için böyle bir maintenance girişi bence gayet güzel oldu. Evet, Carpenter's Block modunu fazlasıyla seviyoruz. Ve şu Energize nodumuz da ortada gayet güzel bir biçimde duruyor. Ve unutmadan şu köşede something is following you. Neyse. Onu nasıl öyle ayarladım diye soracak olursanız numluktan sıfıra bastığınız takdirde otomatik, yani normal ayar modu. Burada Veil'a kısmına giriyorsunuz. Configure aspect diyorsunuz ve burada alfayı 1'e çıkartıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi alfayı düşürdüğünüz takdirde değişik şeyler oluyor. Alfayı 1'e çıkarttığınız takdirde önce şöyle bir göstereyim. Yine çünkü done okay demedim. Gördüğünüz gibi 95'te bu fakat 1'e çıkarttığınızda
Arka planı tamamen şeffaf bir biçimde sadece yazıları gözüküyor. Evet. Bunu soranlar olmuştu ve şuraya da girelim hemen. Hop. Warp'lardan korunalım. Bunu yorumlarda soranlar oluyordu. Hemen bir göstereyim dedim. Basitçe bu da böyle bir şey. Ve bu bölümü ne yapabiliriz onu bir düşüneyim hemen. Çünkü direkt boloslama, aa bölüm eksiğim var diyerek çekmeye koyuldum. Evet. Ya gerçi bölüm eksiğim de yokmuş aslında. Yükleyemediğim bölümler var gene. Bu bölümü çektiğim esnada yayınlanmamış videolarım Efsun 52, şu an 53'teyiz. Baştan aşağı Greg 5, baştan aşağı Greg 6, Isaac 10, Isaac 11, Terraformacraft 5, Terraformacraft 6. Evet, bu bölümleri gerçi 4 tanesini bugün çektim. Terraformacraft'ları, baştan aşağı Greg'leri ve evet, o ikisini bugün çektim. Yani o 4'ünü toplamda. Ve bunu da beraberlerinde çekiyorum. Ve bu 21 dakika tutmuş. Evet, şu sistemde bu şekilde ufaltıldı. Çünkü dizeli çok nadir şeylerde kullanacağım. Dizel demişken ben distillery'leri nereye koydum? Buraya koymuşum. Buraya bir dizi distillery koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi fazlasıyla yetecektir işime. Şu an ihtiyaç duyduğum şeye. Neden diye soracak olursanız, ihtiyaç duyduğum şey çok basit. Ve unnatural hunger falan mı geldi? Evet. Ya da ben fazla odaklandım, bir şey yemedim. O da olabilir. Evet. Burası böyle gelecek. Ardından Inventory Manager, Inventory Cable. Ya da sizi alttan mı döşetsek? Basitçe şuraya bir tank gelecek. Bunların içine oil girecek. Circuitlerimiz. Bu arada şunlardan yaptım 2 tane. Onları bir yere taşıyacağım ama şimdi taşımayacağım. Hemen bir circuitlere bakayım. Evet. Lubricant. Senin üretimine bakalım. Distillery. 4'e almamız lazım. Orta ve screwdriver. Tamamdır. 5 modunu aldık. Hepsine bunu koyalım. Pardon, 4 moduna. 4'ten 5 tane ürettik. Bunu söylemeye çalışıyordum asıl. Sizler gidebilirsiniz şimdi. Bir sürü yine ihtiyaç yok. Evet, inventory manager'ları şöyle koyabilirim. Çok daha sağlıklı olur benim için. Şuradan geliyordunuz. Tamamdır. Inventory cable. Evet. Ve buraya bir adet tank inşa edeceğiz. Inventory manager'ı da voila. Ve bir tane de tank lazım. Peki bu tankla ne yapacağız? Hayır. Yapacağımız iş biraz basit. P2P.
ve Pipe. Dıdın dın dıdın. Ardından pump'ımız var mı? Bir bakayım. Evet, bir tane pump'ım var. Ve size screwdriver elimde mi? Elimde. Burada başka bir çıkışımız var mı? Yok. Sadece bunu atamışım. Lanet. Ama dert. Dert. O zaman... Thank you, Wild. Bir tane daha çıkış ayarlayalım hemen buna. Değil mi? Evet, tekrar şekillendi. Tabii bu iğrenç görüntüyle beraber sonrasında... Evet. Import. Ve bunu alıp şu şekilde koyduğumuzda neden olmuyor? Evet, bunun olması gerekiyordu. Da buraya bir tank mı lazım? Hemen bir tankla deneyelim. Eğer bu düzen olmuyorsa... Evet, tamam. Tank gerekiyormuş. Ama bunlar çıkış verebiliyordu diye hatırlıyorum. Yandan bir deneyelim. Yandan pipe'ımıza çıkış verecek mi? Hayır, vermedi. İlginç. Normalde bunlar birbirine bağlanabiliyordu. İyi, deneyelim. Evet, olmuyor. Neyse, peer-to-peer tunnel'ımız... Bakalım aktarabilecek mi bunları. Şimdi basit bir network yapacağım. Ya da dur. Basit bir network yapamam zaten. O zaman karmaşık bir network yapacağım. Evet. Thunder. Peer-to-peer tunnel. Gel. Tabii. Evet, bağlandı. Sıkıntı aktaracak mı? Onu merak ediyorum. Şimdi şu şuradan geçsin. Ve buradan geçelim. Bu biraz test mantığıyla oldu. O yüzden çok dağınık. Bunu en kısa sürede şekillendireceğim. Yani düzgünleştireceğiz. Ve buradan dense cable geçecek. Yani şu an geçici bir kablo düzeni yapıyorum. Ve bu bir test olduğu için şimdilik şuradan geçirebiliriz. Ardından Thunder, memory hedefüsü. Gel bakalım buraya. Seni aldık. Evet.
Tamam. İstediğim şey bu. İstediğim şey tam olarak bu. Bana peer-to-peer gördüğünüz gibi sıvıyı Applied Energy Sickness'le taşıyoruz. Yay! Evet, Applied Energy Sickness'e sıvı taşınabiliyor. Bunu aklınızda bulundurun. Ardından sen git. Buna bir adet Quartz Glass ver. Buraya da bir adet solar panel ve transformer'ı yerleştireceğiz. Transformer. Medium voltaj, low voltaj, ardından medium voltaj, battery buffer. Aslında gerek de yok. Low voltage transformer. Medium voltage battery buffer'ı alalım. Bataryaları yaparız. Ardından voltaj, high voltaj. Evet, benim bir tane daha low voltaj transformer'a ihtiyacım var. Çünkü bir solar panel yapmam lazım. Gel buraya. Şimdi low voltage battery buffer, low voltage transformer, derse dön. Ardından cable. Tin cable'lar 4x. Voilà. Ve şuraya da solar panelimizi yerleştirelim. Medium voltaj. Ve şuraya 4 tane medium voltaj battery yerleştirmemiz lazım. Onları nasıl halledeceğim? Şimdilik şuradan pil çalacağım. Böyle bir hırsızlık yaptığımıza göre, kendi pillerimi çaldığıma göre, şu an yapmamız gereken tek şey trigger, liquid input, tank, tam. Sana bir whitelist koymamıza gerek yok. Ardından output. Tamamdır. Ve bunu yaptığımız takdirde voilà. Bize lubricant üretiyorlar. Evet. Ve bunları şu tanka yerleştireceğiz ve şu arkadaşı kendine özel bir yere yerleştirip muhtemelen şuraya bunu suyla değil lubricantla besleyeceğiz ki daha hızlı çalışsın. Ve bize daha az enerji maliyeti olsun. Evet. Lubricant nedir diye soracak olursanız makine yağı. Makine yağı üretimimize geçtiğimize göre bu arada şu tasarımı merak edenler için eğer çok isterseniz bunu detaylıca açıklayacak kısa bir video çekebilirim. Tabii bu bitmemiş hali, bu yarım hali tam haliyle göstereceğim size. Tabii onu yavaş yavaş inşa ederken. İsteyip yorumlarda yazın. Bu Emi Network tasarımını merak ediyoruz diye. Bu arada Emi Networkler konusunda deneyimi olan izleyiciler bundan daha iyi Emi Network tasarımları bulursanız eğer lütfen benimle paylaşın. Lütfen benimle paylaşın. Hani hep beraber kusursuz Emi Network dizaynını tasarlayalım. Çünkü bundan daha iyileri de dizayn edilebilir diye düşünüyorum. Evet, kusursuz Emi Network'ü ortaya çıkartmak için el ele.
O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin Günler. İyi eğlenceler.